Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam yemeği için, misafirleriniz için kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum şimdi. 500 gram dana kıyma kullanacağım ben. Miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Miktara çok fazla takılmayın böyle tariflerde. Evet, 1 çay bardağı galet ununu da ekliyorum. Galet unu yerine bayat ekmek içi kullanabilirsiniz. Robottan geçirerek ya da hafif ıslatarak kullanabilirsiniz. 1 adet rendelediğim soğanı, 2 diş sarımsağı, tuzu, baharatları ve 1 çay bardağı kadar da su ekleyeceğim. Bir de yumurta ekledim. Kullandığım tüm malzemeleri miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne de ekleyeceğim. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı tuz, baharat olarak da ben 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekledim. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Şöyle biraz karıştırıyorum. Son olarak suyu ilave edeceğim. Su yetersiz gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz ya da verdiğim miktarın yarısını da kullanabilirsiniz. Kontrollü olarak ekleyin lütfen. Yaklaşık 10 dakika boyunca iyice yoğuracağız. Yoğurmak çok önemli. Malzemelerin birbirini iyice tutması için ve köftenin dağılmaması için bu noktayı atlamayalım lütfen. Evet, çok iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde yoğurdum. Şimdi yağlı kağıdın üzerine aldım, rulo hale getireceğim. Rulo hale getirme esnasında elinize yapışırsa bir miktar su kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yağlı kağıda sardım. Şimdi buzdolabına alıyorum ve yarım saat bekletiyorum. Bu esnada patates püresini hazırlamaya geçiyorum. Ben patates püresiyle servis edeceğim. Nasıl yapıyorum bunu göstermek istedim. 4 tane büyük patates kullanacağım. Kabuklarını soyduktan sonra yıkadım, tencereye aldım. Çabuk haşlayabilmek için şöyle ufak parçalara kesiyorum. Üzerine su ilave ediyorum. Ocağa alıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Buzdolabından rulo haldeki köfte hamurunu çıkardım. Tepsiye yerleştiriyorum. Biraz fırça yardımıyla su sürüyorum. Fırında 180 dereceye ayarladım. Turbo ayarda iyice ısıttım. Isınmış olan fırına gönderiyorum ve yaklaşık 30 dakika pişiriyorum. Sosunu hazırlamaya geçiyorum şimdi. Tavaya yarım çay bardağı zeytinyağını alıyorum. Ayçiçek yağı ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı domates salçasına ve yarım yemek kaşığı da biber salçasını ekliyorum. Salça miktarı size çok geliyorsa, ki yeterli bir miktar aslında, miktarı azaltabilirsiniz. Şimdi salçayı yağda yaklaşık 4-5 dakika kavuruyorum. Bir çay kaşığı tuz ve 2 su bardağı da kaynar su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra 2-3 dakika pişiriyorum bu şekilde. (Gülüyor) 30 dakika sonra köfteyi fırından çıkardım. Kağıdını açıyorum ve 15 dakika kadar dinlenmesi için bekletiyorum.
Köfte dinlendi. Şimdi dilimliyorum. Çok ince bir şekilde kesmeyin. Böyle kalın kesmeniz ideal. Dilimleyip tepsiye yerleştireceğim ve üzerine sosunu dökeceğim. Tekrar sosla birlikte pişmesi için de fırına göndereceğim. Evet, köfteleri tepsiye yerleştirdim. Üzerine hazırladığım sosu döküyorum. 180 derece fırına tekrar gönderiyorum ve 20 dakika sosla birlikte pişmesi için bekletiyorum. 20 dakika sonra fırından alabiliriz. Köfteler son aşamada pişerken patates püresini hazırlıyorum. Patatesler haşlandı. Üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum ve ezmeye başlıyorum. Biraz ezdikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Yağ erinceye kadar biraz ezip süt ilave edeceğim ve ezmeye devam edeceğim. Evet, patates pürem de hazır. Yemeğimi de fırından çıkardım. Şimdi püreyle birlikte servis edeceğim. Nefis bir köfte, nefis bir yemek gerçekten. Mutlaka deneyin. Daha önce denemediyseniz, tarifini arıyorsanız ya da ilk defa karşılaştıysanız denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplıyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirimler açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.